Kimlerle birlikteyiz? Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özal Şendir ve Gazeteci Metehan Demir bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Metehan Bey günaydın. Günaydınlar. Şimdi yine Orta Doğu'yu konuşarak başlayacağız çünkü bölgesel bir savaş endişesinin tırmandığı şu günlerde yeni bir gelişme daha oldu. Bu kez İran Erbil kentine yönelik bir saldırı oldu. Amerika ve İsrail'e ait olduğu düşünülen birçok noktaya füzelerle saldırı düzenlendi. İnsansız hava araçları da kullanıldı. Şimdi İran tarafından bu saldırının düzenlendiğini söyleyebiliriz ki e, tam nereler hedef alındı? Amerika'nın Erbil, Erbil Baş Konsolosu, e, Erbil Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında olan Amerika öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üstü olmak üzere pek çok noktada patlama sesleri duyuldu. Hayatını kaybedenler var. Şimdi İran misilleme olarak yaptı deniliyor. Çünkü ne olmuştu? Kasım Süleymani anma törenlerine yönelik bir saldırısı olmuştu Amerika'nın. Şimdi özel şendir. Sizle başlayayım. Biz aslında İran buna karşılık verir mi vermez mi diye konuşmuştuk. Vekiller üzerinden mi karşılık verir demiştik ki bizzat kendisi bir misilleme yapmayı tercih etti. Ne diyorsunuz? Valla e, Amerikalılar acaba ne zaman haber aldı? Hmm. Yani şimdi Trump'ın bir önceki açıklamasını ben unutmadım. Kasım Süleymani'nin ardından şu kadar üste şu kadar füze atacağız açıklaması o hala akıllarımızda duran bir açıklama. Dolayısıyla ben hala e, şu noktadayım bir işin perde önünde görünen tarafı var. E, ülkeler e, nasıl söyleyeyim kuyruklarını dik tutmaya çalışıyorlar bir taraftan. Yani haber vererek mi yapmışlardır? Yani şöyle söyleyeyim haberdar olmasını sağlamışlardır. Şöyle illa telefon açıp Washington'a ya biz sizi hı hı. saat 9'da vuracağız demezsin ama bildiğin telefonlarda diyorsun. açık açık konuşursun bunu. Onlar da bilirler ve önlemini alırlar zaten. Ona göre şey yaparlar ama bu Erbil Havalimanı'na e, geçen hafta bir e, saldırı olmuştu. Perşembe veya Cuma yani e, şunu söyleyeyim. Bölge kaynıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki varlığının rahatsız ettiği çok insanlar var ama şimdi otorite boşluğuna bakar mısın? E, Irak'ta bir şey oluyor. İran e, Irak'taki Amerikan hedeflerini evet. e, vuruyor. Böyle bir garip tablo var. İşte e, yabancıların bu bölgeye gelmesi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Rusya'da var. Burada e, İran'da kendi sınırları içinde hem Irak'ta hem İran e, hem Irak'ta hem Suriye'de varlığını sürdürüyor. İşte ortaya böyle saçma sapan bir tablo çıkıyor. Burada tek farklı olan ne? Türkiye. Çünkü Türkiye gerek e, Irak gerekse Suriye'de uluslararası anlaşmalardan ve Birleşmiş Milletler Hukukundan kaynaklanan bir hakkı kullanıyor. Ama bir tarafta İran bir tarafta Haçlı Şabi, öbür tarafta yine Haçlı Şabi, Suriye'de, Irak ve Suriye'de her türlü atı oynatıyor. Bir taraftan da PKK'yı kullanmaya devam ediyor. Yani şimdi bir taraftan Amerika'nın komunu bu IŞİD'le mücadele ve ilgili karargahının YPG ile olan işbirliğinden mutlu hmm. değilim. Ee, hani o olsun demiyorum ama üzülmüyorum da. Ya yani öbür tarafta bakıyorsun bunu yapan İ İran, e, o da Süleymaniye'de. Urumiye'de yani PKK'nın militanları Urumiye'de tedavi ediliyor? İran'da hala oynuyor PKK kartıyla. Dolayısıyla da hani e, benim için iki kötü arasındaki mücadele. Ama buradan Ama bir İran, buradan benim. bir İran ABD, buradan bir bölgesel savaş çıkar mı çıkmaz? Amerika karşılık verir mi buna? Amerika yani şimdi o Husilere mi cevap verdi? Ne cevap verdi İran? Kasım Süleyman'ın ölümünün üzerinden ne kadar geçti? ...Deaş'ın en son düzenlediği saldırıdan mı bahsediyor? Deaş'ı İran Cumhurbaşkanı önemli bir konuşma yaptı. Kasım Süleyman'ın cenazesinden sonra. Kasım Hacı Kasım dedi, e, ikinci bir siyonist devlet kurulmasını engelledi bu bölgede dedi. E, bahsettiği bir e, Kürt devletiydi. E, peki niye şimdi ölümünden bu kadar zaman sonra? Yani, Mossad'ın da karargahının vurulduğu iddia edildi. Ha, Mossad meselesi o intihar saldırılarına bir cevap olarak düşünebilir ama... Ee, şöyle söyleyeyim. Mossad'ın ne işi varmış Irak'ın kuzeyinde? Kim yok sebebi yani ki, baktığımız ya. Hayır canım şöyle söyleyeyim. Ya e, Avustralyalı bir televizyoncu sonra da ajan olduğu söylenen birini Suriye'de almışlardı. Ya dünyanın bütün gezi servislerinin ciri attığı bir yer. Evet. Niye sözde Amerika Birleşik Devletleri bölgeye barış getirdi? Her gün insan ölüyor. Her gün insan ölüyor. Her gün bir yerde bombalar patlıyor, İHA, siyah saldırıları oluyor vesaire. E, Amerika'nın Irak harekatının sonucu bu gördüğümüz yer. Yazık.